Sibel'in günlüğü. Sibel'in gününden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Ben Murat, iyi haftalar. Evet, bugün okulda olduk. Gördüğün gibi sevgili Murat, ben de bizi izleyenler için böyle önlüklü geldim bugün. Böyle ben de okula başlama havasına girdim. Sende ne var ne yok? Bugün kızın başladı bildiğim kadarıyla okula. Evet, bu hafta başladı, doğru. Herkese keyifli bir eğitim öğretim yılı olsun. Heksiz olsun, herkes hak ettiği puanı alsın diyelim Tuba. Çok fazla haber var. Hangisini aldın, neyi seçtin merak ediyorum bu hafta. Evet sevgili Murat, hazır notlardan, hocalardan bahsetmişken işletmelerin ve çalışanların ve bizi izleyen herkesin bilgi güvenliği farkındalık notundan da biraz bahsedelim istedim bu hafta. Öncelikle E-Devlet'ten geliyormuş gibi görünen e-postalar hakkında bir kısa uyarım var. E-Devlet'ten geliyormuş gibi görünen ve işverenin SGK primimizi eksik yatırdığına dair bir beyan içeren çok da inandırıcı bir e-posta saldırısı var. Sevgili rejiden rica ederiz, buradaki görseli paylaşır. Aman dikkat diyelim buradan. İkinci konu, son dönemde çok çok yaygın. Bizim de sıklıkla başımıza gelen konulardan bir tanesi. Tedarikçilerden geliyormuş gibi görünen e-postalar. Saldırganlar şu anda Amerika'da yaklaşık olarak 2.8 milyon dolar kayba sebebiyet vermiş vaziyetteler bu sahte e-postalar üzerinden. Ama aslında işin ilginç yanı, e-postanın kendisi sahte değil. Aradaki adam saldırısına benzer bir yöntemle yapıyorlar sevgili Murat. Bu hafta özellikle ismini vermek istemeyen bir yöneticinin, bir satın almacının itiraflarını inceledim. Şöyle ki, yapılan incelemede aslında bu satın almacının yurt dışında yerleşik olan bir tedarik firmasıyla karşılıklı aylar süren bir yazışması ve pazarlığı var aslında. Fakat tedarikçinin e-posta adresi bir şekilde ele geçiriliyor saldırganlar tarafından ve tedarikçinin bundan haberi yok. İçeriye bir takım rullar yazılıyor, kurallar yazılıyor. İşte şu müşteriyle yazışırsan şu maili şuraya forward et veya bu müşteriye bu maili gönderme şeklinde ve kullanıcı buna asla uyanmıyor, hiçbir şekilde fark etmiyor bu durumu. Karşı taraf da bunun farkında değil. Ne zaman ki tedarikçi bir mail göndermek istese bu mail de oradan saldırganın eline geçiyor. Saldırgan onun adına yazışmayı gerçekleştiriyor müşteriyle. Keza müşteriden gelen e-postaları da doğrudan aslında kendi mail adresine yönlendirmiş oluyor. Zaten elinde kullanıcı ve parola bilgileri mevcut tedarikçiye ait. Ve bütün bu yazışmalar aylarca devam ettikten sonra bir noktada tedarikçi adına bir fatura kesiyor. Diyor ki, size bu ürünleri göndereceğim. İşte şu faturada yer alan şu IBAN'a söz konusu meblağı yatırır mısınız? Yapılan incelemelerde çokça mevcut faturanın bilgisinin içerisine saldırgana ait olan IBAN bilgisinin enjekte edildiği, yani PDF üzerinde oynama yapılarak enjekte edildiği de gözlenmiş. Ya da bu örnekte işte o şekilde parayı transfer etmeyeyim de wire üzerinden transfer edin gibi alternatif ödeme yöntemleri zorlanmış. İşte size şu kadar indirim yaparım peşin ödemede vesaire bir takım yazışmalar var. Çokça başımıza gelen bir konu. Öncelikle herkese uyarmak istiyorum. Özellikle yerelde bir satın alma yapmıyorsanız, yani işte uluslararası bir satın alma, yüz yüze gelemeyeceğiniz bir tedarikçi söz konusuysa muhakkak buradaki IBAN bilgisini doğrudan ilgili kontağa, belki cep telefonundan mümkünse arayıp, çünkü ofis telefonları da biliyorsun aslında ele geçirebiliyor. Mümkün mertebe cep telefonundan doğrudan arayıp IBAN bilgisini, tutarı ve oradaki ticareti doğrulamak gerekecek. Artık bunları doğrudan kontrol etmeden bu tür ödemeleri yapmamak gerekiyor, özellikle uluslararası ödemelerde. Burada bahsettiğim örnekte banka bu durumu fark etmiş. Siz işte X bir firmayla çalışıyordunuz, aynı X firmasının ödeme yapacağınızı söylüyorsunuz ama buradaki IBAN bilgisi ya da işte söz konusu para transferi bu firmaya ait değil, emin misiniz? Ya da daha önceden hiç ticaret yapmadığınız bir ülkeyle ticaret yapıyorsunuz. Bu parayı gönderelim mi gerçekten? Talimatı geçtiniz ama bu parayı gerçekten gönderelim mi şeklinde uyarmışlar. Ve çok şükür ki bu bahsettiğim firma herhangi bir kayba uğramamış. Benim yaşadığım örneklerde de çok şükür gerçekten satın almacılar olsun, muhasebe çalışanları olsun iki kere, üç kere kontrol etmeden bu paraları transfer etmiyorlardı. Ama transfer edilen örnekler de var. Çoğu zaman banka yakalayabiliyor. Burada da bankacıların aslında dikkatine borçluyuz buradaki durumu, bu paranın kurtarılmasını. Ama kurtarılamayan çokça örnek de var biliyoruz. Dolayısıyla burada son dönemde saldırganlar ransomware atakları nasıl arttıysa, bu tedarikçilere yönelik e-mail compromise dediğimiz, yani e-mail hesaplarını ele geçirme ve aradaki adam şeklinde davranarak bu yazışmaların tamamını okuma, bizden karşıya gidecek, karşıdan doğrudan bize gelecek olan e-maillerin de engelleme yöntemiyle
bu işi layıkı ve içili yapıyorlar. Tek sıkıntıları abuk subuk ödeme sistemleri kullanıyor olmaları. Zira standart bir IBAN hesabına o para gidecek olsa biliyorsun follow the money, yani parayı takip ederek bu olay arkasındaki suçlular ele geçirilebilir. Dolayısıyla burada bankacıların, muhasebecilerin, hakeza satın almacıların çok dikkatli davranması gerekiyor sevgili Murat. Özellikle bugün bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkürler Tuğba. Hakikaten çok önemli. Benim de ister istemez çok sık karşılaştığım bir konu. Habere bir ekim yok. Sen çok güzel özetledin. Ama şirketlere yönelik bir önerim, uyarım var izninle. O da şu. Başına böyle bir saldırı gelen ya da böyle bir konudan haberdar olan şirketlerin genellikle işte hemen savunmaya geçtiği, kendisini şey yaptığı gibi bir durum gözlemliyoruz. Burada oysa şirketler arasındaki ticaret bağı, ticaret ağı oldukça güçlü ve bu konunun önüne geçmek için de çok önemli. Ben bu konuyla ilgili konuştuğum, ister şüphe olsun, ister tam da söylediğin gibi bu anlamda bir vaka yaşanmış olsun, söylediğim şey şu. Lütfen ilgili ilgisiz tüm iş ortaklarınıza, tüm paydaşlarınıza bir mesaj atın. Bu konuyu şimdi tam da senin anlattığın gibi kısaca anlatın ve buna karşı da 3-5 tane önlemi de mutlaka sıralayın. Bu önlemlerin sonuncusu da hem kendi paydaşlarınıza bu bilgiyi aktarın, yani bunu bir saadet zinciri gibi ama bilgilendirme zinciri gibi büyütelim. Hem de çalışanlarınıza bu konuda basit bilgilendirmeler yapın, kısa eğitimler yapın. Ancak bu şekilde çözer istiyorum. Bunu da buradan tekrarlamış olayım. Senin haberinde bu anlamdaki bir eğitimde çok güzel bir içerik olur. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzin verip kendi haberime geçmek istiyorum. Bu haber de oldukça ilginç. İlginç tarafından bahsedeceğim. Yani hani bir güvenlik açığı. Microsoft'un mesajlaşmadaki, kurumsal mesajlaşmadaki çok büyük, çok ünlü uygulaması Teams ürünüyle ilgili bir güvenlik açığı. Ama burada bence ilginç olan güvenlik açığı değil, Microsoft'un buna karşı olan yaklaşım. Ondan hızlıca bahsedeyim ama önce güvenlik açığından bahsedeyim. Tuğba'cığım, güvenlik açığı kısaca şu. Microsoft Teams'i inceleyen güvenlik araştırmacıları fark ediyorlar ki Teams'i kullanan hesapta kullanıcı adı parolanın yanında iki aşamalı kimlik doğrulama olsa bile daha sonra hesabı kalıcı tutmak için kullanılan cookie'ler, oradaki token'lar aslında uygulamanın içinde kriptolanmadan saklanıyor. Peki niye böyle diye biraz daha araştırınca aslında ortaya çıkıyor ki Microsoft Teams uygulaması aslında işte hem Windows'da hem Linux'da hem Apple'da Mac'te çalışan bir uygulama. Ama Microsoft bunu 3 kere 3 ayrı ortam için geliştirmemiş durumda. Onun yerine masaüstü uygulamasıymış gibi çalışan bir browser uygulaması gibi geliştirmiş. Burada da işte elektron uygulamasını, elektron çerçevesinin yapısını kullanmış. Ama elektronun bir sorunu var. Elektron tokenları kriptolu olarak kullanmıyor, açık olarak istiyor. Bu nedenle de aslında elektron mission critical dediğimiz işte hassas işlemlerde kullanılması önerilen bir altyapı değil. Daha basit. Hani elimin altında hızlı bir şey olsun, tak tak her ortama geliştireyim diyeceğimiz yapılardan bir tanesi. Ve fark ediyor ki Vectra isimli güvenlik şirketi yaptığı araştırmada Microsoft Teams işte bu elektronu kullanıyor ve bunun içinde de bir aslında access dosyası, LDP uzantılı bir dosyanın içinde ilgili token açık bir şekilde yer alıyor. Ve dolayısıyla da o token'ı ele geçiren aslında o Office 365 hesabını ele geçirmiş oluyor. Office 365 hesabını ele geçiren de o kişinin bütün bilgilerini, bütün işlerini yapabiliyor. Peki Microsoft ne demiş? Yani ben niye şaşırdım bu habere? Microsoft da nihayetinde demiş ki arkadaşlar bu bir sorun değil. Çünkü bu işin tasarımın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bizim düzeltme, geliştirme önceliklerimiz arasında yer almıyor. Aslında haber burada bitiyor. Şimdi izinle hemen yorumuma başlamak istiyorum. Ben inanamadım şu an Murat. Yani bununla ilgili herhangi bir güncelleme gelmeyecek mi? Yani
ilk açıklamaya göre gelmeyecek. Hani bu arada biraz da rakamlara falan baktım. Microsoft Office 365'in içinde Teams'i kullanan insan sayısı yaklaşık 270 milyon kişi. Yani inanılmaz. 270 milyon kişiye diyorsunuz ki bu önemli bir şey değildir. Aslında Microsoft'un haklı olduğu bir taraf var. Elektron uygulamasının içinden bunu çalabilmek için zaten önce o bilgisayarı, o network'ü ele geçirmek gerekiyor. Ama yine de bir token'ın clear text olarak açık bir şekilde saklanıyor olması bence de kabul edilebilir değil. Ha, buna karşı çözüm var mı? En basit, en kısa çözüm şu. Zaten bir browser uygulaması olduğu için Teams, browser'un kendi APP'sini, uygulamasını, exe'sini silip hakikaten Chrome üzerinden, Edge üzerinden kullanarak aslında güvenli hale getirmek geçici olarak mümkün. Ama tabii bir bilgisayarda da bütün işte keşiyle, ön belleğiyle diğer verilerin durduğu halde bir uygulama olmasının pratikliği de göz ardı edilemez. Buradaki dileğim Microsoft ekibinin küçümsediği kadar önemsiz bir sorun olmadığını fark etmesi, konunun fark etmesi ve mümkün olunca hızlı bir şekilde bunu çözmesi durumda. Murat, orada da ben şöyle bir ek yapayım. Şimdi kullanıcı davranışlarını biliyorsun sürekli tartışıyoruz. Her hafta da güvenlik açıklıklarından bahsediyoruz. Chrome'dan çalınan paraların zaten haddi hesabı yok. Dolayısıyla hani bizim kullanıcılar biliyorsun, bizim derken yani hani bütün dünyayı kastediyorum. Sadece Türkiye'de değil ya da belli bir işletmeyi kastetmiyorum. Zaten herhangi bir yere login olurken Chrome'da saklıyorlar paraları ve bundan mütevellit inanılmaz derecede parola kaybediyoruz, user parola bilgisi. Bir de bunun üzerine application'ı bıraktık, çıktık Chrome'a, Chrome üzerinden gidecektir. Edge zaten çok zor kullanılıyor biliyorsun, şeye baktığımız zaman, trafiğe baktığımız zaman zaten ciddi internet trafiğinin büyük bir bölümü hakikaten Chrome tarayıcı üzerinden üretiliyor. Ve dolayısıyla oradaki kullanıcı oraya login olurken, 365 hesabına da login olsa, Teams'e de login olsa zaten her türlü kullanıcı parola bilgisini bu defa Chrome'da saklayacak diye korkuyorum açıkçası. Zaten Chrome'la yeterince başımız dertte. Maalesef Chrome'la alakalı hiçbir gelişme yok. Hala bekliyoruz. Ben artık Chrome'un bu expansion'ını devre dışı bırakacak bunlar politikaları uygulama zorunda kalıyorum açıkçası. Kullanıcıları çok olumsuz etkiliyor. Çok fazla şikayet geliyor. Kurumlar bu konuda ciddi, özellikle güvenlikçiler bu konuda ciddi muzdarip vaziyette. Ama belli ki Chrome'un bir şey yapacağı yok. Fakat Microsoft'un yani Teams konusunda böyle bir şey yapmayacak olmasını çok anlam veremedim açıkçası. İyi niyetli düşünelim Tuğba. Bu Microsoft'a ulaştığı zaman ilgili taraflar gelen ilk tepki. Ama şimdi bu haber artık ortaya çıktı. Bunu hem biz hem dünya konuşuyor. Bu konuda eminim büyük kurumlardan, özellikle Amerika'daki savunma sektörünün de Teams kullandığını biliyorum. Böyle hani güvenlik açısından hassas kurumlardan bununla ilgili Microsoft'ta bir ısrar olacaktır diyeyim en yumuşak haliyle. Microsoft'un da bu tutumunu değiştirip kısa zaman içinde problemi çözeceğini umuyorum. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Hoşça kalın. Siber'in günlüğü.